Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la. Merhaba hocam. Nasılsın Tonguç? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün çok saygılı ve efendi gördüm seni Tonguç. Hayırdır? Hocam levhaların hareketlerini çok merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Ya bir Artık git yeter. Allah'ını seversen Tonguç'a. Şimdi geçen seferki dersimizde yerin derinliklerine doğru sıcaklığın ve yoğunluğun arttığını söylemiştik. En üstte yer kabuğu vardı Evet, hatırlarsan. soğuktu. Evet, silisyum ve alüminyumdan oluşan siyal ve Siyal. silisyum ve magnezyumdan oluşan simak oluşturuyordu Sima. kabuğu. Sonra aşağı doğru indiğimizde mantoyu görüyorduk. Evet Bu hocam. konveksiyonel hareketlerin enerjisini aldığı. Daha sonra biraz daha aşağı indiğimizde dış çekirdek ve en son artık cehennem kadar sıcak olan iç çekirdeği görüyorduk. Anladım. Hatırladım hocam. Şimdi Hatırladın değil hatırladım. mi? Bir de Alman Wegener diye bir adam vardı. Ne yapmıştı bu? Pangea'yı bulmuştu. Muhteşem bir zekaya Tek sahip. bir kıta olduğunu Evet, bulmuştu. yeryüzü ilk başta tek bir kıta demişti. Sonrasında yavaş yavaş puzzle parçaları gibi birbirinden ayrılmıştılar. Doğru mu bu sizce hocam? Doğru, kesinlikle. Bak, çok dikkatli baktığında Afrika, hatta şöyle tam dünya haritası üzerine göstereyim. Afrika'nın sol kısmını Güney Amerika'nın sağ kısmına birleştirebiliyorsun puzzle parçaları gibi. Ya da Avrupa'yı Kuzey Amerika'ya yerleştirebiliyorsun. Avustralya'yı buraya Evet yerleştirebiliyorsun. hocam, şimdi hatırladım. Bir de Afrika'da yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin, bazı ağaçların, bazı hayvan kalıntılarının Güney Amerika'da da görülmesi bu tezi destekliyor. Anladım Anlatabiliyor hocam. muyum? Bunlar levhalar halinde, plakalar halinde ayrılmışlardı. Şimdi bu mantodaki konveksiyonel akıntıların yer kabuğunu, yani levhaları hareket ettirmesini anlatacağız. Şimdi magma biliyorsun çok sıcak, çok yoğun, değil mi? Evet hocam. Biliyorsun ısınan şey yükseliyordu. Şimdi magma yerden yükselmeye başlıyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra yer kabuğu daha soğuk ya. Oraya Evet hocam. gelince sıcaklığını kaybederek tekrar yere doğru hareket ediyor. Şey, aşağı doğru hareket ediyor. Anladım hocam. Isınıyor yukarı, soğuyor aşağı. Isınıyor yukarı, soğuyor aşağı. Buna biz konveksiyonel akıntı diyoruz. Dönme hareketi gibi hocam. Evet. Manto ile yer kabuğu arasında çok yavaş ve sürekli olan bu dönüşüm hareketini biz ne diyormuşuz? Konveksiyonel akıntılara da veriyoruz. Ama volkanlar fışkırınca hızlı fışkırıyor ya. Aynen. Zaten konveksiyonel akıntı böyle la 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 öyle bir şey değil yani. Çok ciddi yoğun bir hareketlilik Ha. var. Anlaşıldı mı? Mesela burada şuna dikkat edelim. Burası bir levha, tamam mı? Şurası bir levha, yazmışız zaten. Evet hocam. Burası mesela bir hendek. Buralarda hendekler var, tamam mı Tonguç? Burası bir kıta. Kıtalar oluşuyor yani. Evet hocam. Bunlar levha parçalarıydı. Sonra burada bir okyanus sırtı var. Bunlar böyle kalkmış sırt oluşturmuş. Buraya da yazalım böyle. Okyanus sırtı Tonguç'um. Evet hocam. Devam edelim. Burada yine bir başka bir kıta var. Yine bir levha var. Ve burada aşağıda levhalar oluyor. Yani iki tane kıta var burada hocam. Evet. Burada iki tane kıta var. Haklısın. Mesela diyelim ki burası Afrika kıtası. Burası Amerika kıtası. Bu levhaların ayrıldığı yerlerde bunlar da ayrılmış. Mantodaki konveksiyonel akıntıların yer kabuğu levhalarını hareket ettirmesini görüyoruz şu anda bu resimde. Aşağıdaki dönünce yer kabuğu da sağa sola mı gidiyor hocam? Aynen. Şöyle düşün. Mesela bir kaynayan bir kap düşün. Mesela şöyle düşünelim, tamam mı? Şöyle bir hani bazen kaplar olur ya. Kabın içinde aşağıdan ateş verdiğimizi düşünelim. Bu kabın içinde ateş var, tamam diyelim. Alttan ısı veriyoruz şöyle. Alttan ateş veriyoruz. Ve bu kabın içine de iki tane tahta parçacığı koyalım mesela. Tahta parçası. Tahta parçası kaynayan suyun içinde hareket etmez mi Tonguç? Evet hocam, çünkü su hareketlenir. Aynen. İşte kaynayan suların üzerindeki tahta parçaların hareket etmesi gibi konveksiyonel akıntılarda kaynıyormuş gibi düşün, tamam mı? Ve yer kabuğu da hareket halinde. Sürekli hareket ediyoruz. Yani şu kıtalarımız şu anda hareket halinde ve bunlar zamanla birleşip öbür tarafta tekrar birleşecek. Anladım hocam. Anlatabildim mi? Çok önemli bir olay bu. Anladım Konveksiyonel hocam. akıntıları anladığını düşünüyorum Tonguç. Evet Yani şu anda hocam. hareket halindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer aynı tahta parçası gibi gidiyoruz Tonguç şu anda. Anladım. Ayrılıyoruz yani. Kıtalar bile hareket eder yani. Kıtalar bile hareket ediyor. Yakında birleşeceğiz. Bir gün bir bakacaksın, oba Afrika'ya gelmişiz. Tabi bu milyonlarca yıl sürdüğü için senin görme ihtimalin Bunun benim sebebi hocam o zaman konveksiyonel akıntılar. konveksiyon hareketi. Mükemmel Tamam. bir zekaya sahipsin. Şimdi bir de okyanusal levhaların birbirinden uzaklaşması var. Şimdi okyanus tabanlarında levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde Evet hocam. derinlerden gelen magma boşlukları doldurup katılaşaraktan okyanus sırtlarını oluşturuyor. Hani şimdi böyle birbirinden ayrıldılar ya. Diyelim ki levhalar birbirinden Evet, ayrıldı. evet. Ayrılınca alttan magma çıkıverdi ve orada katılaşınca okyanus sırtlarını oluşturuyor. Okyanus sırtı ne demek hocam? Yani Okyanusun içindeki dünyanın nerede tepecikler gibi var? düşün. Yani Ha. okyanusun derinliklerine insen böyle bazı yükseklikler göreceksin. Onlar işte levhaların ayrıldığı yerlerde magmanın yeryüzüne ulaşması gibi düşün. Yani okyanusun diplerine ulaşması gibi Anladım düşün. hocam. Okyanus sırtı. Anladın mı? Anladım Bu hocam. yolla okyanus tabanlarına sürekli olarak yeni malzeme eklendiği için, hani magmanın malzemeleri ekleniyor ya, Evet bu hocam. olaya deniz tabanı yayılması diyoruz sonuç. Deniz tabanı sürekli olarak Ha. yayılıyor. Bak burada okyanusal levhalar birbirinden uzaklaşıyor. Nasıl uzaklaşıyor? Kıtasal ve okyanusal levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde hangisi daha yoğundur? Okyanusal levha mı daha yoğundur? Kıtasal levha mı? Hocam bence okyanusal levha. Mükemmel bir zekaya Ne sahipsin. alaka hocam? Niye Çünkü ki? okyanusal levha daha yoğun, kıtasal, yani şöyle düşün, okyanuslar daha yoğun.
Öyle aklında kalsın. Tamam Değil mi? hocam, tamam. Kıtsal ve okyanusal levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde okyanusal levha yoğunluğu fazla olduğu için kıtsal levhanın altına dalıyor. Tamam mı? Buraya da dalma batma Aa. alanı diyoruz yani. Anlatabildim mi? Burada var mı hocam dalma batma? Şu an oluşacak. Bak, okyanusal levha alta dalacak ve oluşacak. Mesela şöyle Daha göstereyim. ağır olduğu için mi aşağı doğru Aynen gidiyor? bak, burada mesela dalma batma alanı burada. Aa, şimdi anladım Kıtsal ve hocam. okyanusal levhalar birbirine yaklaşıyor. Okyanusal levha daha yoğun olduğu için alta dalıyor ve kıtsal Anladım. levha yukarı çıkıyor ve dalma batma alanı oluşuyor. Tamam mı? Şimdi Kıvrım anladım. dağlar oluşuyor mesela buralarda. Sonrasında okyanus çukurları oluşuyor. Bak, şuralar okyanus çukurları. Kıvrım dağlar oluşuyor. Buralarda gerilme ve sürtünmenin etkisiyle depremler ve volkanik faaliyetler meydana geliyor. Anlaşıldı mı? Bu Anladım hocam. yer sarsıntıları hep burada oluyor. Şimdi devam edelim. Yoğunluğu aynı olan levhaların, mesela ikisinde yoğunluğu aynı. Kıtsal ve ikisi kıtsalsa ikisinde yoğunluğu aynı değil mi? Evet hocam. Yoğunluğu aynı olan levhaların birbirine doğru hareket ettiği levhalar arasındaki tortuların sıkışarak, burada tortular var ya, bu tortuların sıkışıp kıvrılarak yeryüzünde de kıvrımlı dağlar oluşuyor. Mesela şöyle düşün. Nasıl göstereyim? Diyelim ki şu bir levha. Tamam mı Evet Tomuş? hocam. Bu da bir levha. Elleriniz levha yani. Aynen. Ellerim levha benim. İkisinde Birbirine yoğunluğu levha. aynı mı? Evet hocam. Aynı. Bunlar birbirine yaklaşınca aralarındaki Hay Allah. tortulları sıkıştıracaklar ve buralarda böyle şeyler olacak. Oo. Dağlar olacak. Kıvrım dağlar oluşacak. Anlaşıldı Hocam mı? ellerinize çok daha net anladım hocam. Tamam. O zaman bir de teşekkür ederim Tonguç. Ellerimin Elleriniz dağlara benziyor hocam. çirkin mi demek istiyorsun ellerime? Yani bir garip anlamadım. Ucube mi demek istiyorsun bana Yo, Tonguç? estağfurullah hocam ne alakası var? Kafanı getir evladım. Şaka şaka. Bu Hocam eller hiçbir zaman bir öğrenciye öğrenciye şiddet. vurmadı. Hiçbir zaman da vurmayacak inşallah. Şimdi devam edelim. Kıtsal levhaların birbirine yaklaşması, yani diğer bir deyişle yoğunluğu aynı olan levhaların birbirine yaklaşması ile kıvrım dağları oluşuyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Mükemmelsin. O zaman video bombardımanına devam ediyoruz. Tonguçakademi.com'a üye oluyorsunuz. Neden? Çünkü videolarımızı öncelikle orada paylaşıyoruz. Hocam peki bunlar ücretli mi? Nedir bunlar? Hiçbir ücreti yok. Dua etseniz yeter. Selam söyleseniz, teşekkür etseniz yeter. Tabii Kuş'tan ve Facebook'tan ve Instagram'dan da bizi takip etmeniz bizi memnun eder. Bir de ödüllü soruyu cevaplarsanız daha çok memnun oluruz. Tamam hocam.